Thank you.
Türklerin savunması çok başarılı olduğundan hiçbir kale teslim olmadı. Şimdi iki kale dostluk anlaşması yapacaklar. Bir araya geliyorlar. Evet, kale savaşçıları bir araya geliyor. Ve şimdi birleşecekler. Ve barış anlaşması yapacaklar. Böylece savaş sona ermiş olacak. Bugünkü kale savaşlarında yenilen ve yenen taraf olmadı. Evet, iki kale birleşti. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu kaleler 3 katlı oluyordu. Altta 6, üstte 4, onun üzerinde de 3 kişi oluyordu. Fakat top atışlarında düşenler çok yüksekten düştüğünden kolbaca kırılmalar olduğundan bu sene 2 katlı yapmayı tercih ettiler. Görüldüğü gibi 2 kale birleşti ve barış anlaşmasını imzaladılar. Evet, kale şarkısını da söyleyerek birlikte bu savaşı bitirdiler. Böylece bayram yerinin muhabbeti Kurban Bayramı'nın 3. günü gerçekleştirilerek burada bitiriliyor. İç kalede burçla yapılıyor. Artık Barış Kalesi olduğundan dolayı içeriye bir iç kale oluşturuluyor. Evet, askerler içeriye iç kaleyi de kurdular. Kaç tefek taşları keman olmuş, Aleşim'in taşları türküsünü söylüyorlar. Ben ayrıca orada kimi sorsun geldi. Niye mutlak durdun? Ben de yüzümden var. Kavram da ara edelim. Muhtarı ne ararsın? Kim bak ben. Gel. Tamam bak seni gezdiririm bununla ilgilersin. Tamam mı? Niye canım? Sergen, buraya bak. Nasıl? Evet, unutma. Sen geç orada ya. Yaparım, belli olmaz o. Belli olmaz. Olsun. Senin gibi terbiyeli terbiyeli. Hayır. Çıktık mı? Bu nerede? Bu nerede? Şu kenara çıkar. Şu kenara çıkar. Gel bak bayağı da. Söğütler aldın mı söğütler? Bunları da al ya. Vermeye çalışıyoruz. Şu anda gençlerin odasının önündeyiz ve devenin yapılış şeklini yakından göstermeye çalışıyoruz. Şu anda Ali Yüksel'in elinde tutmuş olduğu kısmı devenin boyun kısmı. Onun üzerinde
devenin kulaklarının yerinde bir şişirgeni görüyorsunuz. Göz kısmında, Ali Sağlıç göster gözünü. Göz kısmında daha eskiden cep aynası konuluyordu. Şimdi ise parlak kağıda gösteriyor devenin gözleri. Devenin alt dudağını fark ediyorsunuz. Alt dudağını deveyi çeken kişi asıldıkça alt dudağı çenesi yukarıya vuruyor. Bu şekilde devenin bir de öbür yüzünü gösterelim başlığının. Başlığının öbür yüzünü gösterelim. Evet, bu şekilde yakından gördük. Şimdi devenin öbür kısmını görelim. Bu baş ve boyun kısmıydı. Şimdi kurban bayram devesinin sahibi geliyor. Devenin önde hasbi. Devenin sahibi İbrahim Yılmaz'ı görüyorsunuz. Önünde de çocuğu, devenin gücünde. Evet, kepengiyle beraber. Ağamız, devenin ağası, devenin sahibi. Ve devenin kepengiyle geliyor. Durma yalan. Devenin ağası eşeğe ters binmiş, onu görüyorsunuz. Evet, deve saçakların üzerinde duranlara ağırlıyor. Devenin çenesini görüyorsunuz. Kuyuda gidiyor. Evet, kuyu başında devenin geçişini izleyenleri de görüyorsunuz. Ağamız kuyunun önünde durdu. Dev arkadan geliyor. Gençler önden gittiler. Şimdi diğer seyirciler ve izleyiciler deveyi takip ediyorlar. Evet, deve yolunda ilerlerken arkadan da mahalleli kadınlar ve çocuklar, kızlar da deveyi izliyorlar. Onları da görüyoruz. Evet, büyük bir kalabalıkla meydana doğru gidiliyor. Evet, deve hareketlenince herkes yolun üzerinden kaçıştılar. Deve ilerledi, değirmenin yanına doğru vardı. Şimdi yoluna devam ediyor. Biz de onu karşılıyoruz. Evet, sayın seyirciler. Kurban Bayram Devesi, Ayvalık köyünün küllük üstü diye adlandırılan, küllük üstü dediğimiz adlandırdığımız kuyun bulunduğu, şu anda kuyunun yerinde yok. Oraya doğru geliyor ve tabii darbunda ödev çalanlar ve türkü söyleyenler önde, onlar görüntüde şu anda. Köyümüzün giriş kısmında, Yalanlar Mevkii'nden meydana doğru gelen yolda görüyoruz.